Cumartesi sana fotoğrafı ne diye açıkladım babana. Yani ben bir anda öptüm dedim. Kızın bir suçu yok. Bana karşı hisleri de yok dedim. Sen merak etme. İyi demişsin, doğru. Bak o zamanlar hiç hissin falan yoktu. İyi demişsin. Ayşe, biz buraları geçmedik mi seninle? Her şey senin yüzünden be Ateş. Ne yapayım? Tamam, tamam biliyorum. Benim yüzümden. Sen nereye? Eve. Halamı böyle bir durumda yalnız bırakamam. Doğru. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Çok güzelsin be Yasemin. Ne yapacağız? Güzel bakan güzel görür. Harbi mi? Güzel mi bakıyorsun? Ya ben aslında sana bir şey soracağım. Ama hani kızar mısın, yanlış mı anlarsın, ben sana anlatamaz mıyım falan diye böyle hani... Oo, ne biçim kıvrandın ya? Hadi söyle, belli ki kızacağım. Sen şimdi... diyorsun ya bana, vuruldum ben sana diye. Nasıl oluyor? Nasıl vuruldun sen bana? Bilmem. Oldu işte. Nasıl öyle pat danak bir anda hop güm. Hiç düşünmedin mi ya beni falan hani? İtiraf edeyim. Ya... ben böyle gözlerimi kapattığımda... seni görüyordum. Allah aşkına. Sonra senin o kaba saba hallerin aklıma gelince böyle bir sinirleniyordum. Sonra dedim ki sen niye sinirleniyorsun ki bu adama? Hayır yani neden? Bana ne? Sonra sen bana böyle derin derin baktın ya. Benim bir hoşuma gitti. Bir şey oldu. Sen niye soruyorsun ki bana bunları? Ha? Niye? Aslında benim kafamda bir tane daha soru var aslında hani şey olarak. Şimdi sen bu ateşle sürekli böyle dip dibesiniz ya. Neticede. Hiç anlamadım. Ne? Tamam ya. Kızarsan kız ne yapayım yani. Şimdi Ateş zengin, yakışıklı, karizmatik, mimar bir adam kendisi yani kariyeri falan var. Hani şimdi bu dururken aşk öyle bir şey değil ki Demir. Ben de bilmiyorum ki. Sen de öğreniyoruz işte. Bak. Buran'la değil. Buran'la gördüğün, hissettiğin ne varsa o aşk. Ateş benim gözümün önünde olabilir. Ama sen kalbimin tam içinde. Yani öyle ergenlikteki gibi. Bu çocuk çok zenginmiş, çok yakışıklıymış. Öyle olmuyor aşk. Ben onun babasıyım, unuttun mu? Çünkü buna beni zorladın. Sırf ailenin adına leke gelmesin diye beni mutsuzluğa sürükledin sen. Üstelik tek suçum sevmekken. Neydi belirsiz bir adamla evlenmene izin mi verseydim? Seni ülkenin en zengin adamıyla nişanladım be. Benim rızam olmadan, üstelik tehditle, şantajla yaptın bunu. Beni en zayıf yerimden, karnımdaki çocukla vurdun sen beni. Bak, ne oldu şimdi? Ha? İşte bir başımayım yine. Hala bir başımayım. Senin hatan. Ben bir tek hata yaptım. O da ailemi rezil edeceğim konusunda seni dinleyerek. Ve bunların tek sorumlusu sensin. Senin bu saçma sapan hırsların. Benim hırslarım değil. Senin cehaletin. Ya düşünsene. Gazetelerde başlık. Güldüriz Avcı'nın gayrimeşru çocuğu. Buna mı katlansaydım? Benim çocuğum gayrimeşru değildi. O yaftayı sen yapıştırdın ona. Onu sana vereyim diye. Beni halası bilsin diye. Bana oynamadığın oyun kalmadı. Ama artık yeter. Ateş benim oğlum, senin değil. Ve onun gerçek bir babası var.
Bunu anla artık. Onun babası benim.